ETV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Aralık 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Hızlı tren çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini açıklayan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çerkezköy-Sofya seferlerinin 2025 yılında başlamasının planlandığını ifade etti. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, hızlı tren çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 hattan oluşan projedeki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Milletvekili Aksal, Çerkezköy-Sofya seferlerinin 2025 yılında başlamasının planlandığını açıkladı. Hızlı tren 3 kademeden oluşuyor. Bir tanesi Halkalı Çerkezköy hattı. Biliyorsunuz bunu Avrupa Birliği fonlarıyla yapıyorduk. Hemen hemen tamamlanmış durumda. O hat. İkinci hat Çerkezköy-Isparta Kule bağlantısı. Üçüncü hattı Isparta Kule-Halkalı arası. Isparta Kule-Halkalı arası da çok hızlı gidiyor. Zaten o İstanbul'un içinde de, yani İstanbul trafiğini de çok rahatlatacak bir proje. O da çok hızlı gidiyor. Diğer kesim de, o orta kesimi de biz Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldığımız bir krediyle orasını da yapıyoruz. Oranın da yer teslimi yapıldı. Tamamı, projenin tamamını 2028'in sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Ama bu arada tabii 2025 yılında Çerkezköy-Sofya seferlerinin başlaması planlanıyor. Yani bu biten hat kullanıma girecek. Ama tabii iki tane, aslında burada iki tane hızlı tren projesi var. Bir tane değil, bir tane projede Kapıkule, Çatalca, oradan İGA havaalanına geçecek. Havaalanından 3. köprünün üzerinden o Ankara'ya bağlanacak. Adil Bey'in ifadesiyle, daha önceki dönem Ulaştırma Bakanımızın ifadesiyle Demir Kuzey Marmara diye tarif ettiği bir yol var. İkinci bir hattı olacak. Edirnelileri havaalanına bağlayacağı için, yani o da çok çok önemli. Bu proje bir tanesi Halkalı'ya bağlıyor. Projenin diğer ayağı da bizi İstanbul Havaalanı'na bağlayacağı için şehrin içinde bir havaalanı haline gelecek. İki proje de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani bu ayak tamamlanmak üzere. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması hakkında açıklamalarda bulunan Edirne İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mustafa Üstün, son dönemde ülkemizde etkili olan kuraklık ve çiftçilerin yeterince desteklenmemesi nedeniyle ülkemiz bu duruma geldi ifadelerini kullandı. 2024 yılı üretim planlamasında zaten Trakya'da yaklaşık olarak %40 veya %50 oranında verim kaybı yaşadık. Edirne İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mustafa Üstün, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üstün, Türk çiftçisinin yeterince desteklenmediğini ve son dönemde etkili olan kuraklıkla beraber daha da sıkıntılı günler yaşadığını ifade etti. Olaya bu yıllık bakarsak uygulamanın belki doğru olduğunu düşünebiliriz. Çünkü uygulamada harman sezonunda hükümetin aldığı bir karar vardı. O kararda şunu diyordu: iç piyasadan aldığınız kadar dış piyasadan ithal edebilirsiniz. Türkiye en fazla dövizi ayçiçeğine yapıyor arkadaşlar ithalat konusunda. Ama neden buraya geldi? Nasıl buraya geldi? Üretim alanları düştü mü? Ayçiçeği ekimi neden aşağı geldi? Son yıllarda zaten ülkemizde ciddi manada bir kuraklık yaşıyoruz arkadaşlar. Çiftçinin kuraklığa karşı da desteklenmesi lazım. Yeni destekleme modelleri yapılması lazım. 2006 yılında AK Parti iktidarının aldığı bir karar vardı. O kararda şunu diyordu: Türkiye'de milli hasılanın %1'i çiftçilere destekleme olarak ödeniyor. Ben buradan soruyorum. Peki bugüne kadar Türkiye milli hasılanın %1'i çiftçilere destek olarak ödendi mi? Hayır arkadaşlar, ödenmedi. Destekleme modelleri yenilenmesi lazım, güncellenmesi lazım. Çiftçiler yeterince desteklenmesi lazım. Çünkü desteklenmediğimiz sürece şu anda zaten iklimsel bazlarda etkilendiğimizden dolayı çiftçinin beli daha da bükülecek. 2025 yılı destekleme programları açıklandı arkadaşlar. Destekleme programları içerisinde ayçiçeği desteklemelerinin birim dekara fiyat olarak daha biraz yukarılarda olması gerekiyordu. Çünkü faturalı satışlardaki desteklemeleri kestik. Şu anda 2025 yılında çiftçilerimiz ortalama tona 2500 lira aldığı desteklemeyi ayçiçeğinde alamayacak. Bu şu demektir arkadaşlar: 2025 yılı üretimi döneminde Türk çiftçisi, özellikle Trakya çiftçisi, ayçiçeğinin en fazla üretildiği yer Trakya olduğu için Trakya'da ciddi sıkıntılar yaşayacaktır.
Bunlarla ilgili tedbir alması lazım. AK Parti iktidarının özellikle gerçekten tarımı bilen, tarımın içinde doğan, tarımın içinde yaşayan idarecilerle tarımı yönetmesi lazım. Tabii ki 1998 yılından beri tarımın başına, tarımın içinde doğup, tarımın içinde büyüyen bir tane ziraat mühendisi getiremedik arkadaşlar. Tarımı doğru insanlar yönetmediği sürece önümüzdeki süreçte çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağız. Tabii bunun sebeplerini araştırmak lazım. Türkiye nüfusu 85 milyon, 86 milyon gibi. Bir de bizim ülkemizde dışarıdan gelen mülteci sorunumuz var. Şimdi mültecilerle ilgili açıklanan resmi rakamlar var. Yani 8 milyon diyor, 10 milyon diyor. Resmi olarak tam net veriler elimizde yok. Nüfusumuz günden güne artıyor. Tabii ki doğal olarak artık ürettiğimiz alanların da daralmasından dolayı üretmiş olduğumuz ayçiçekleri Türkiye'ye yağ olarak yetmiyor. Buna alternatif modeller de geliştirilebilir. Tarım Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapabilir. Sadece bu işler gümrükleri sıfırlamakla, ithalatı serbest bırakmakla tarımı geliştiremeyiz. Tüketimde de çiftçilere, tüketicilere ciddi oranda sıkıntılar yaşatırız. Edirne'de polis ekiplerince eşya ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirildi. Erdoğan'dan merkez saat 2 bayrağı sevdiğine mevzusunda bir ek uygulama noktasında ekiplerle birlikte 1 Aralık 1 Nisan arası kışlık lastik uygulaması başlıyor saat 2 bayrağı bilgisayarında. Türkiye genelinde 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Edirne'de de polis ekipleri harekete geçti. Selimiye Camii önünde araçları tek tek durdurarak lastik diş derinliklerini aparatla ölçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücüleri kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirdi. İyi yolculuklar diliyorum. Biliyorsunuz 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastik kullanımı ticari araçların zorunlu artı 7 derecenin altında. Sizin lastikleriniz kışlık güzel. Size yine de bilgilendirme amaçlı broşürümüzü veriyoruz. Arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Şoförler de uygulamadan memnun olduklarını belirterek herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önemine değindi. Bunlar 1 Aralık 1 Nisan arası kış lastiği uygulamamız var. Bilgilendirme amaçlı broşür veriyoruz. Lastiği tam sol yap. Diş ölçümünü alalım. Yani zaten olması gereken bir şey yaparlar mı? Uygulamayanlar var. Ama kışlık lastik önemli. Biz daha çok yazlık lastikle mesela verim alamıyoruz. Kışlık lastiğin farkını izah ediyoruz. Emniyet Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Bulgaristan'ın Lesova sınır kapısındaki gümrük görevlileri tarafından bir tırın sürücü koltuğunun altında beyan edilmemiş 59.810 euro ele geçirildi. Hollanda'dan aldığı makineleri Türkiye'ye getiren Türk vatandaşı D.O.'nun kullandığı tır, Bulgaristan'ın Lesova sınır kapısında detaylı gümrük muayenesine alındı. Belgeleri ve aracı inceleyen gümrük memurları, incelemeleri sırasında yolcu koltuğunun altındaki bir fabrika boşluğunda gizlenmiş, beyan edilmemiş 59.810 euro para buldu. Araç sürücüsü D.O. davalı olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dış ticaret istatistikleri Ekim 2024 verilerine göre Trakya'da 301 milyon dolar ihracat, 283 milyon dolarsa ithalat gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen
Geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya verilerine bakıldığında ise Edirne'de 2024 yılı Ekim ayında ihracat 9,3 milyon dolar, Tekirdağ'da 270,6 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 21,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 301,5 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu. Edirne'de 2024 yılı Ekim ayında ithalat 9,5 milyon dolar, Tekirdağ'da 265,4 milyon dolar, Kırklareli'nde ise 8,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya'da toplamda 283,8 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu. Ekim ayı ihracat rakamlarına göre Tekirdağ Türkiye sıralamasında 16, Kırklareli 45, Edirne ise 60. sırada yer aldı. Ekim ayı ithalat rakamlarında Tekirdağ Türkiye sıralamasında 11, Edirne 42, Kırklareli ise 44. sırada yer aldı. Edirne'de Ekim ayında en çok ihracat sırasıyla Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan, en çok ithalatsa Çin, Sırbistan ve Almanya ile yapıldı. Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı şok uygulamada 124 araç kontrol edilirken 527 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde eş zamanlı olarak şok uygulama gerçekleştirdi. 527 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada toplam 124 araç kontrol edildi. Uygulama sırasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan UK'nin üzerinde 2.56 gram, KBA'nın üzerinde ise 2.48 gram kimyasala bulandırılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Uygulamada ayrıca bir araç trafikten men edilirken 4 araç sürücüsüne de çeşitli maddelerden 12.878 lira idari para cezası uygulandı. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçük Doğancı köyünde yaşayan birçok vatandaş iş imkanı dolayısıyla büyük şehirlere taşınınca köyde kalan tek çocuk Ayça Durmaz'ın arkadaşları da yaşlılar oldu. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçük Doğancı köyünde yaşayan birçok vatandaş iş imkanı nedeniyle büyük şehirlere taşındı. Köyde yaşayan tek çocuk olan 10 yaşındaki Ayça Durmaz da boş zamanlarında dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Küçük Doğancı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Ayça Durmaz'la da yakından ilgilendi. Ayça ile bir süre sohbet eden Kaymakam Sevgili, "Minik Ayça köyde genellikle dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla zaman geçiriyor," dedi. Edirne'de yarın hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Eski Devlet Hastanesi karşısındaki Korkut Eczanesi. Şükrüpaşa Mahallesi Mevlana Camii karşısındaki Gürak Eczanesi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.